Evet, merhabalar arkadaşlar. Yazımızın bu bölümünde SEO uyumlu web tasarım, web sitesi tasarımı yazımızın bu bölümünde sizlere arkadaşlar bir web sitesi yazısının nasıl SEO uyumlu yapıldığından bahsedeceğim. Şimdi diyelim ki sitemiz burası olsun. Benim sitem işte onurkalafat.com.tr. Şimdi gelelim ana sayfamıza. Bir önceki videomuzda ana sayfada SEO ayarlarından bahsetmiştik. Daha sonradan ben bir blog yazısı hazırladım. Bakın blog yazımız burada. Şimdi arkadaşlar bir blog yazısı yazarken yukarıdan yeni diyoruz ve yazı diyoruz, değil mi? Eğer ki sayfa dersek bize statik bir sayfa üretecektir. Fakat biz ne diyoruz arkadaşlar? Yazı diyoruz. Yazıya tık diyoruz. Bakın yazıya tıkladığımızda bize yazı yazacağımız ekrana getirecektir. Şimdi ben yazımı yazdığım için yazdığım yazı üzerinden anlatacağım. Şuradan en kolay logo tasarımı isimli yazımda arkadaşlar. Evet. Peki bakalım. En kolay logo tasarımı yazım nasıl SEO uyumlu? Bakalım ilk önce 100 SEO eklentisinin verdiği puanlara göre tüm değerler yeşil gördüğümüz gibi. Evet. Şimdi peki bu yazı nasıl SEO uyumlu oldu? Hemen bahsedelim. Şimdi anahtar kelimem en kolay logo tasarımı. Şimdi direkt logo tasarımı dersem zorlanacağımdır. Çünkü logo tasarımı alanında çok fazla içerik var. Ön planda olmam zor olacaktır. O yüzden ben en kolay logo tasarımı nasıl yapılır motosunda bir en kolay logo tasarımı anahtar kelimesiyle yazımı yazdım. Şimdi bakalım. Yazım nasıl SEO uyumlu? Şimdi şunu kopyalıyorum çünkü değişik yerlerde aynı anahtar kelimeyi kullandım arkadaşlar. Bir saniye. Evet, boğazımda bir takılma var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bölümde özellikle şu URL'imizin devam eden bölümünde bu en kolay logo tasarımı şeklinde aynen olmalı. Veya logo tasarımı o yazsa da olur orada ama şimdilik bence böyle yazsın bakalım. Yazıma başlarken arkadaşlar şu kısımda gördüğümüz gibi aynen en kolay logo tasarımı nasıl yazılmış yazıyor. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Yazımıza gidelim. Güncelledikten sonra bir yazımıza gidelim arkadaşlar. Bakalım en kolay logo tasarıma anahtar kelimesi yazımızda nerelerde geçiyor? Beraberce görelim. Evet. Control Find yapıyoruz. Control F'ye basıyoruz. Evet, bakalım arkadaşlar. Nerede var? Başlıkta var. Evet, ilk paragrafın ilk cümlesinde var arkadaşlar. Bir orta başlıkta var. Evet. Normalde yazıda bir kez daha geçse daha iyi ama yalnız ben kullanmadığım halde bana eksi not vermedi, benim de ilgimi çekmedi. Yazımızda da aynen bir kez daha geçse daha iyi, hoş olabilir. Şurada bir alt text olarak bulunuyor. Yani resim alt yazısı olarak bulunuyor. Evet, gelelim yazımıza. Hadi bakalım. Şimdi bakalım yazınızı düzenle bölümünden yazımızı görüntüleyelim. Evet arkadaşlar bakın hemen anahtar kelimemiz buralarda bulunuyor. Şimdi sitemizde bir tane dış bağlantı, dışa çıkan bağlantı var değil mi? Şurada var özellikle şu şekilde. Bakın Envato Elements sitesine bir dış bağlantı vermişim. Ve ben bu dış bağlantıyı yeni sekmede aç şeklinde vermişim. Peki neden öyle arkadaşlar? Çünkü
benim sitemin içinde olmadığı için ve ben bunu özellikle arama motorlarında güzel görülmek için bu dış bağlantıyı verdim. Nereye verdim? Sayfa değeri yüksek olan, yani aranırlığı yüksek olan bir siteye verdim. Ve de arkadaşlar, aranırlığı yüksek olan bir siteye verdik. Ve de bir dış bağlantı olarak verdik. Ve burada da bir tane iç link verdim yazımda, gördüğünüz gibi. Bu da ise yeni sekmede aç değil, sitemin içerisinde aç şeklinde verdim. Peki, şurada ana sayfamızın SEO ayarlarını anlatırken aynaları burada da geçerli. Bakın, odak anahtar kelimem en kolay logo tasarıma geldik arkadaşlar. Sonra şurada meta tanım bölümünde hemen başlığım en kolay logo tasarıma, ayırıcı ve şurayı tamamlayan bir ifade şeklinde yazdım. Meta açıklamamın ilk cümlesi bu. Daha sonra yazımı tanımlayan bir meta açıklama yazdım. En kolay logo tasarımı isimli yazımda sizlere logo tasarımına baştan başarı sağlamanıza yardım edecek en kolay yollardan bahsettim. Evet, dış link vermişim, iyi bir iş yapmışım diyor eklenti. Dış link verirken arkadaşlar bakın, yani sayfa değeri yüksek olan sitelere verin. İç link vermişim, evet güzel. Key phrase in introduction, giriş bölümünde kullanmışım. Evet. Odak ana kelimemi. Arkadaşlar sonra odak anahtar kelimem ne çok uzun ne de çok kısa. Sonra evet, odak anahtar kelimem 3 defa bulunmuş. Az evvel bakmıştık sizlerle. Sonra odak anahtar kelimem meta açıklamada bulunuyor. Bakın, evet o önemli diyor. Sonra bu odak anahtar kelimemi daha evvelden kullanmamışım. En kolay logo tasarımı kelimesini. Evet, alt başlıklarda kullanmışım. Resim alt etiketi olarak kullanmışım. Hemen göstereyim arkadaşlar size. Evet, şuradan bakın, resmim açılsın. Gördüğünüz gibi resmim bu. Şu alternatif metin denilen kısımda aynen bu şekilde yapıştırmışım. Diğer yerlere de bu şekilde koymuşum arkadaşlar odak anahtar kelimemizi. Ve yazım 300 kelimeden fazla, 303 kelime güzel bir şey, 300 kelime olması lazım en az. Ondan sonra alt başlıklarda başlıkta aynı şekilde kullanmışım. Peki evet arkadaşlar, SEO başlığım gördüğünüz gibi yeşil olacak kadar, bakın burası daha da evet uzun olsa olmaz. Daha da kısa olsa turuncu yanacaktır. Gördüğünüz gibi değil mi? Burayı tamamlıyoruz İngilizce ve GT öğretmeni şeklinde arkadaşlar. Keyphrase in Slack. More than half of your keyphrase. Evet. Demek ki şurayı da en kolay logo tasarımı olsa bile tam güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yazımız SEO uyumlu olarak Google'a vereceğiz birazdan. Bunun için ilk önce XML site haritalarımızı Google Search Console'a ekleyeceğiz. Yazımızda bir önceki videomuzdan önceki nasıl yapılır bölümünde bu sayfamızı Google Search Console'a tanıtıyorduk. Şimdi Google Search Console'da sayfamızı açacağız. Bir sonraki anlatımımızda, videomuzda arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.